Efendim herkese merhabalar. Bugün sizlere bir çirkin İspanyol filmini tanıtacağım. Farklı zamanlarda, farklı coğrafyalarda aynı tesadüflerin, aynı hayatların yaşandığını iddia eden sıkıcı bir filmdi. Günler geçtikçe içimdeki doğu-batı ayrımı daha da derinleşiyor. Bazı konular batı sinemasına keşke hiç uğramasa diyorum. Kutup çizgisi aşıklarında da aynı isteği iştiyakla duydum. İspanyolların işlediği aşk ve kader teması maalesef çok eğreti durmuş üzerlerinde. Aşkın froydyen ve tensel temastan ibaret oluşu, kaderin bitip tükenmek bilmeyen, baş döndüren tekrarı filmin içine dahli neredeyse imkansız hale getirmiş. Bir sürü insan tarafından övgüye mahsar olmuş bir eser daha üzgünüm ki benden geçer not alamadı. Ailevi sorunlar yaşayan 8 yaşındaki Ana ve Otto'nun biraz tesadüf, biraz gayet eseri bir araya gelmeleri ve yaşadıkları çocuksu aşk filmin başında içimi ısıttı. Fakat yıllar ilerledikçe olayların saçma derecede tesadüf silsilesine dayanması filmin bitimine doğru cana tak ettirdi. Yani yönetmenimiz Julio Medem filmde bütün değil sadece parça güzelliğini yakalayabilmiş. İnsanlar da ihtimaldir ki bu parçalara tutulup filme metiyeler düzmüş. Ana ve Otto'nun çocukluk, ergenlik ve gençlik olmak üzere 3 farklı dönemi bulunuyor filmde. Dönemler arasındaki geçişleri yumuşak tutabilmek adına simen birbirine benzeyen oyuncuları seçmeye çalışmışlar. İlk iki dönemde bunu gayet de iyi başarmışlar. Görebileceğiniz en tatlı çocuk oyuncular karşılıyor sizi filmin ilk dakikalarında. Bu hoş karşılama sayesinde kendinizi filmin içinde buluyorsunuz. Ergenlik halleri de çocukluk simalarına benzedikleri için aynı tadı bir süre daha devam ettiriyor. Fakat filmin esas bölümü gençlik dönemi geldiğinde bir dakika ya kanal filan mı değiştirdim? Başka filme mi geçtik? Şaşkınlığına bürünüyorsunuz. Bu başarısız sert geçişin zaten sekteye uğrayan olay örgüsünün ve Yeşil tadındaki film sonunun da acı bir habercisi olduğunu anlıyorsunuz. Yönetmenin Akan hayatta yaşanan olayları farklı iki gözden ve iç sesten bize sunmasını başarılı buldum. Ayrıca gerekli düzeyde geriye dönüşler yaparak hikayeyi anlamlı kılmış. Seyirci için alınan hazın neredeyse yönünü tayin ettiren film sonunu ise epey garip yapmış. Kutup çizgisi aşıklarını iki farklı sonla bitirmiş. Bu noktada yönetmenin çift sonlu tercihini pek beğenmedim. Acı tatlı sosa bulanmış tavuk misaliydi. Benim damak tadıma uygun değildi. Sonunu belirsiz bile bıraksaydı çift sonlu bitiş tercihinden daha iyi olurdu. Filmin başında işlenen kaderin ince ayarı, Otto'nun anaya sesini kağıttan uçaklarla duyurmaya çalışması, bir anne vedasını unutturmayan sineğin geçişi benim için başarılı sahnelerdi. Ama maalesef filmi sevdiklerime önermiyorum. Efendim sağlıcakla kalın, hoşçakalın.